Çocuklar merhaba. Bazı sözcüklerin yazımı ara sıra karıştırılıyor. Özellikle de bazı sözcükler var ki bunu çoğumuz karıştırıyoruz. Bunlara dikkat çekmek istedik. Şimdi bakalım. Gazete. Gazete diye mi yazılıyor? Yoksa gazete olarak mı yazılıyor? Gazete olarak yazılıyor. Evet. Siz de Türkçe defterinize yazabilirsiniz. Evet. Ya da sıkça karıştırdığınız sözcükler varsa bu şekilde yazıp panonuza asabilirsiniz. Şimdi buna bakalım. Kibrit mi? Kibrit mi? Kibrit. Kibrit, değil mi? Bu da çok karıştırılıyor çocuklar. Dikkat edin, tamam mı? Kibrit değil, kibrit. Hangi harfi burada hatalı yazmış? Bakın. Değil mi? P değil. B, 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 B. Devam edelim. Ahçı mı? Ahçı mı diyoruz? Yemek yapan kişiye, yoksa aşçı mı? Aşçı. Evet. Doğrusunu öğrenelim. Sözcüklerimizi doğru kullanalım. Evet. Buna bakıyorum. Plaj mı? Plaj mı? Plaj değil mi? Plaj. Plaj demiyoruz. Yani burada i harfinin olmaması gerekiyor. Evet. Doğrusu plaj, plaj. Bu i'nin olmaması gerekiyor. Aynı zamanda mesela kral, kralı yazdığımızda da i olmamalı. Devam edelim. Kiprik mi? Kiprik mi? Yoksa kirpik mi? Kirpik. Evet, doğrusu kirpik. Kirpik. Yapıştıralım. Kiprik değil, kirpik. Yani şu iki sesi yerlerini değiştirmiyoruz, dikkat ediyoruz. Devam edelim. Evet. Tren mi? Tren mi? Tren, değil mi? Tren. Evet, devam edelim. Kipri mi? Kirpi mi? Kipri. Kirpi. Kirpi. Çok tatlı hayvanlar değil mi kirpiler? Sadece dikenleri var. O yüzden dokunmaya korkarım ben. Kirpi. Kirpi. Devam edelim. Şoför mü? Yoksa... Şoför mü? Şoför. Evet. Ö değil. Ö değil. Ne diyorum? Ne diyorum? O. Şoför. Şoför. Evet çocuklar. Siz de eğer bazı kelimelerin yazımlarını karıştırıyorsanız Türkçe sözlüklerden bakıp kontrol edebilirsiniz. Ya da yazım kılavuzu sözlüklerinden de bakıp kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda biz dijital çağda yaşıyoruz. Yani internete Türk Dil Kurumu yazıp orada istediğiniz kelimeyi araştırabilir. Hem anlamına bakabilirsiniz, hem nasıl yazıldığına bakabilirsiniz. Bol bol kitap okuyarak da yine kelimelerin doğru yazımını öğrenebilir ve kelime hazinenizi arttırabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın.